Niş şehrinde Osmanlı hamamı, tarihi bir hamam, 15. yüzyıldan kalma. Şu anda caz müzesi olarak topluma hizmet ediyor. Ve bu araçlar Niş'in simgesi olan araçlar. Tospa, taksi ve eski bir araç. Evet, Niş Kalesi. Çok sağlam yapıları görülüyor taşlardan. Yapmış. Yine kalenin içerisi yemyeşil. Ve bunlar Türkiye'den gelen arkadaşlarımız. Orada da bir üniversitemizde hizmet eden öğretmenimiz var. Türkçe derslerine giriyor. Buranın Edebiyat Fakültesinde. O da bize rehberlik ediyor. Sağ olsun, teşekkür ediyoruz kendisine. Kameralara sürekli gençler takılıyor. Çünkü üniversite şehri toplumda her tarafta, sokaklarda genç insanlar. Üniversitelerin yoğun olarak bulunduğu bir şehir, Niş. Evet, tarihlerine saygılı insanlar. Evet, Niş Kalesi'nde geziyoruz. Abi, burası eskiden Osmanlı karargahı. Sonradan, tabii Osmanlı buradan gittikten sonra bir parka çevrilmiş. Onlardan, Osmanlı'dan kalan eserlerden bir tanesi Ballı Bey Camii. Ancak günümüzde Ballı Bey Camii bir müze olarak kullanılıyor. Ama Niş'te oldukça fazla cami var. Niş'te evet, başka camiler var. Ezan da okunuyor. Ezan da okunuyor, evet. Öyle ezan da okunuyor Niş'te. Dolayısıyla bunun bu şekilde şu an korunmasında bir sakınca yok. Zaten burası milli park şu an. Evet. Teşekkür ederiz hocam bilgiler için. Abi bu sırada hocam bir soru sorabilir miyim? Niş mi güzel, Tokat mı güzel? Tokat hiçbir yerle mukayese edilemez. Oo, harikasınız. Aynı fikirdeyim. Alan da şurası kafe işte. İçeride mahzenli şekilde. Burası da burada böyle tiyatro, müzik, konser. Konserler yapılıyor, veriliyor. Bu bina yeni ama. Bu bina yeni ama surların dibine yapmışlar, bakın gördüğünüz gibi. Burası da muhtemelen şuralar eski dükkanlar. Burası öyle çarşıda, yani eski çarşının bir parçası. Sur burası. İçi burası. Evet, sanki evet. Öbür tarafta böyle bizim zindanlar, zindanlar gibi. Gibi, evet. Sur içi. Zaten burası genelde Osmanlı karargahı. Tabii. Ya bu, şurası da yine kapılardan biri olabilir. Birisi. Belki eski. Evet, evet, belli. Birisi. 1877 Osmanlı-Rus Savaşı'nın Plevne savunmasının kahramanı Tokatlı Gazi Osman Paşa'yı da burada yad edelim. Onun anısına Sırbistan'a dikilen anıt. Ve bu kale uzun yıllar Osmanlı askerlerine hizmet etti. Osmanlı karargahıydı bu kalelerin iç kısımları. Osmanlıların karargahıydı. Silahlarını, cephanelerini, yiyeceklerini bu kalenin surlarının arkasında tutuyorlardı. Ve onlardan sadece bu tarihi mazi kaldı. Niş Kalesi'nin tarihi surlarının üstündeyiz şu anda. Bu surlardan Osmanlı Türk askerleri savunma yapıyorlardı. Karargahlardaydı. Şehri buradan yönetiyorlardı. Ha, bu bulunduğumuz yerin altında dükkanlar var. Aynı zamanda
barış zamanında da bir ticaret ohanı olarak çalışıyordu buralar. Burada şehir savunması için çok da sağlam yapılmış olan surları görüyoruz. Evet. Evet, biraz önce size gösterdiğim Osmanlı hamamının üst kısımlarının üstten görüntüsünü görebiliyorsunuz. Uzun yıllar hizmet etmiş Osmanlı Türk hamamı. Burada Türk İşbak diyorlar Osmanlı hamamına. Korumalar yapılmış güvenlik için ve yeşil, çok yeşil, yemyeşil bir şehir. Şehrin planlaması da güzel, manzarası da güzel. Ortasından aynı Tokat'ta olduğu gibi bir nehir geçiyor. Tabii eski çağlarda su medeniyetti. Bütün medeniyetler su kenarlarına, su temizlik medeniyet, su kenarlarına yapılırdı medeniyetler. Medeniyetler su kenarlarına kuruldu. Ve biraz işte biraz önce videosunu çektiğimiz 1918 yılının savaşının kahramanları için kilen anısı uzaktan görebiliyorsunuz. Burada da insanlar oldukça fazla köpek gezdiriyorlar. Köpekler ailelerin bir ferdi gibi onlara saygı duyuyorlar. Evet. Biraz önce gezdiğimiz Niş Kalesi'nin uzaktan görüntüsünü de gösterebiliriz. Burada biraz önce çektiğimiz Niş'in simgesi olan otomobiller. Otomobillerin de tabii ki bir hikayesi var. Evet. Burçların üstüne geldik. Burada Türk askerleri bekliyorlar. Evet, kalemizi savunan Türk askerleri. Müslüm Bey, Balıbey Camisi'nin olduğu. Size çok teşekkür etmemiz lazım. Müslüm Paşa. Bizi böyle güzel bir yere, güzel bir şehre getirdiğiniz için. Rica ederim. Rica ederim hocam. Sizinle beraber kitaplarda okuduğumuz bilgileri canlı pratik etme, görme fırsatı buluyoruz. Bekle bizi Novi Pazar, hadi. Bekle bizi Novi Pazar. Bizi nereye götüreceksiniz? Eski Yugoslav topraklarında gezdir lütfen. Ha. Sonra dünyanın en güzel şehrinde çay içmeye gidelim. Dünyanın en güzel şehri hangisi? Elbette Tokat. Ha.